Yanımızda konuğumuz CHP'nin Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin. Hoş geldiniz Muammer Bey. Hoş bulduk Hakan Bey. Nasıl gidiyor kampanyanız, iyi mi? Harika. Harika. Şimdi yeni tanıştık gerçi sizle ama mümkünse bana bir sırrınızı açmanızı rica edeceğim. İlk defa Şişli'nin belediye başkanı olma fikri, hayali ne zaman düştü aklınıza? Ya şöyle söyleyeyim, ben uzun yıllardır Şişli'de yaşayan biriyim. Tam 41 yıldır. Siyasette de 35 yıldır aktif olarak sosyal demokrat bir çerçevede ta SODEP'te vardınız SODEP, biliyorum. SODEP, Halkçı Parti, SHP, CHP ekseninde tümünde aşağı yukarı varım. Dolayısıyla ilçe başkanlığı yaptım Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de. Uzun yıllardır da hayalim Şişli'de, çünkü Şişli'de yaşadığım için daha çok yerele, insana dokunan bir düşünce. Ya 5 yıl, 10 yıl önce falan. Ya ben belediye başkanı olsam ben şunu şöyle yaparım arkadaş dediğiniz bir nokta oldu mu? Yani şöyle uzun yıllardır yerel yönetime yönelik düşüncelerim var. Nereden kaynaklandı? Asıl başlangıcı şudur. Ben bugün eğer Şişli'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayıysam 70'li yıllara dayanıyor bu hayal. Ahmet İsvan'la çalıştım. Oh, Aytekin evet. Kotil'le çalıştım. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri yoktu. Ve bu iki kişi Türkiye'nin bence bana göre yetiştirdiği yerel yöneticiler açısından saygınlığının ötesinde eşit, adil, halkça bölüşmeyi düşünen belediye başkanlarıydı. Ben de onlarla bir 10 yıl birlikte çalışma fırsatı yakaladım. Çeşitli birimlerde. İkisini de yakinen tanıdığım insanlardı. Allah rahmet etsin. Bir kere oradan gelen bir altyapım var. Sonra 90'lı yıllarda Sosyal Demokrat Halkçı Parti'nin ilçe başkanlığını yaptım Şişli'de. Bir 4 yıl kadar. Orada o dönemde hem Nurettin Sözen hem Fatma Girik'le çalışma fırsatım oldu. Epey bir deneyim biriktirmişsiniz yani. İki farklı karakterde insan. Onlar da bugünkü belediyecilik anlayışıyla mukayese ettiğiniz zaman halka dokunan işler yapmışlardır. Örneğin eğer bugün İstanbul halkı metroya biniyorsa Nurettin Bey'den halk ekmek varsa ve topluma ekmek olarak geri dönüyorsa ucuz ve kaliteli yine Nurettin Bey'in çok emeği var. Ayrıca o dönem biz şu anda İzmir Büyükşehir Belediye'miz yapıyor. Yoksul halka süt veriyorduk. Bunların hepsi bir birikim oluşturdu. Ya niye olmasın, ben de bu birikimlerimi Şişli'de kullanayım. Yani 10 yıllardır belki bir hazırlık ve şimdi eğer kazanırsanız sizin sıranız ve bir başarılı bir 5 yıl geçer ise eğer ondan sonrasıyla ilgili bir hayaliniz var mı? Bir dönem daha milletvekilliği, İstanbul Belediye Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı şöyle hayal? Şöyle söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu aday olmasaydı herkese söylüyordum. Diyordum ki ya ben burada 5 yıl görev yapacağım. Sonra Anakent Belediye Başkanı'na aday olacağım. Ama Ekrem İmamoğlu arkadaşımız hem o da ilçe başkanından gelen ciddi de bir deneyimi olan ve çok da başarı hikayesi yazan bir arkadaşımız. Ve Ekrem Bey Büyükşehir Belediye Başkanımız olacak. Benim görevim onun alanında ona en büyük desteği verecek belediye başkanı olacak. Çünkü gayet sakin görünüyorsunuz ama onun gerisinde bir iddialı bir yapı olduğunu da bu cevaptan anladık. Evet. Şimdi neden siz aday oldunuz diye şöyle bir düşündük. Şimdi bir süre beklenildi orada biliyorsunuz. Bir süre isim telaffuz edildi. Yani Hayri İnönü kalmak istediğini söyledi. Devam edebilirdi. Tabii. Başka isimler çıktı. Meltem Cumbul ismi çıktı. Çıktı. Aslı Kazan çıktı. Evet. Aynen. Pek çok isim çıktı. Ve tabii ki Mustafa Sarıgül ismi medyada epeyce bir geldi gitti. Ve sonunda siz seçildiniz? Sizin seçilmenizde Hayri Bey'in önerisinin özel bir katkısı olduğunu düşünüyor musunuz? Şöyle söyleyeyim. Bizim aslında yani dışarıdan ismi geçen saygın isimler var. Ben onlarla ilgili bir yorum yapmak istemem ama benim hayata bakışım şudur. Yani siz hangi bölgede siyaset yapıyorsanız o bölgede. Yani bana deseydiler ki ya Şişli doldu. Seni Beşiktaş'a verelim. Örneğin Sarıyer'e verelim. Kadıköy'e verelim. Herhangi bir yere. Ya da Kağıthane'ye verelim. Hiçbirini istemem.
Buna prensip olarak karşı mısınız? Evet, prensip olarak karşı. Gerçi CHP'de buna benzer uygulamalar var. Var, hayır. Adalar Belediyesi'ne bizim meslektaşımız Ankara'dan gitti. Şöyle söyleyeyim, bu beni bağlayan bir şey. Bir başkasını bağlayan bir şey değil. Niye onlar aday, neden aday oldular? Hı-hı. O benim haddime düşen bir şey. Sizin yaklaşımınız. Benim yaklaşımım, ben kendi adıma belediye başkanlığına burada yaşadığım için, bu şehri bildiğim için çok kadim bir şehirdir. Kültürlerin merkezidir Şişli. Sanayinin, ticaretin, kültürün, edebiyatın merkezi bir ilçeden bahsediyorum. Ve bu ilçenin bütün sorunlarını bilen biri olarak söylüyorum. Başka bir yerde kendimi yabancı hissederim. Öyle bir gelenek yok. O yüzden 9 arkadaş müracaat ettik. Bu 9 arkadaştan bir tanesi ayrıldı gitti. Zaten arkadaşımız Sayın Sarıgül arada bir bizim partiye misafir olur. Seçileceği zaman aday olur. Seçilemeyeceğini anladığı zaman da başka bir mekana, başka bir yere yelken açar. Onun sorunu benim değil. Peki. Ama benim açımdan baktığımda diğer 8 arkadaşımız Hayri İnönü'de dahil olmak üzere hepsi kendi alanlarında uzman, parti içerisinde etkinlikleri olan arkadaşlarımız. Şimdi bu arkadaşlarımızın hiçbiri küsmedi. Bunlardan bir tanesi de Hayri Bey. Hayri Bey'le şöyle bir ortak mutabakatımız var. Yani temiz Şişli hayalimiz var bizim. Hı hı. Temiz Şişli'yi yaparken Hayri Bey de gelseydi ben katkı sunacaktım. Ya da başka diğer arkadaşlarıma, genel başkanıma da söyledim. 3 gün yani incinirim. Ya keşke ben olsaydım. Ben partiliyim. Ben Cumhuriyet Halk Partili'yim. O gelenekten gelen biriyim. 4. gün kendim adaymış gibi sahaya çıkar çalışırım. Peki, projelerinizi konuşacağız ama sizin açınızdan bilemiyorum ne kadar sevimli bir konudur, ne kadar tatsızdır ama toplumda ve medyada muhtemel en çok konuşulan şeylerden biri de sizin bir taraftan CHP'den aday olmanız, diğer taraftan Mustafa Sarıgül'ün de DSP'den aday olarak sizin karşınıza çıkması. Hem Mustafa Sarıgül'ün eskiden orada belediye başkanlığı da var, iyi ya da kötü bilemiyorum ama medyatik bir isim, etkili bir isim ve ister istemez şu tür şeyler geliyor gündeme. Ta Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanı seçilmesi döneminden biliyorsunuz. Evet. Sol adaylar çıkıyor, aradan bazen sağ aday sıyrılabiliyor, evet, kazanabiliyor. Ne diyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayım. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin değil. Aynı zamanda İttifak Partimiz İYİ Parti'nin adayım. O da değil, o da yeterli değil. Ben aynı zamanda Şişli'de uzun yıllar yaşamamdan dolayı farklı sivil şapkalarım var. Bir de bizim Şişli'de sağdan sola, soldan sağa oluşturduğumuz bir demokrasi cephesi var. Demokrasi meclisi var. Ben aynı zamanda demokrasi meclisinde adayım. Yani burada sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak şu anda toplumun karşısında değilim. O yüzden Mustafa Bey elbette tanınan bir isimdir. Ama biz Mustafa Bey aday olursa aman ne yaparız işte aradan biri mi sıyrılır? Hayır, söz konusu değil. AKP'nin alması ihtimali yok mu sizce? Ben size şöyle söyleyeyim. Benim kendi iddiamı söyleyeyim. Başkasının ne iddia ettiğini bilemem. Ben sokaktayım. İnsanların elini sıkıyorum, gözüne bakıyorum. Baktığımda da bir anket yapıyorum. Nabzını tutuyorum. Biz birinci parti olacağız. İkinci parti AK Parti olacak. Üçüncü parti Demokratik Sol Parti olacak. Ve ben bu iki partinin, AK Parti ve Demokratik Sol Parti'nin aldığı oydan daha fazla oy alacağım. Bunun bu da oranı iddialı. Nedir? Bunu da kaydettik. Bunun oranı nedir? Onu bilemem. 31 akşamı göreceğiz hep peki, beraber. Peki. Ama hiçbir kaygım yok. Buradan özellikle Cumhuriyet Halk Partililere, genelde de İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, AK Parti, MHP'den bile oy alacağım yani. O kadar. Peki, yani bağımsız bir gazetecilik kurumunun temsilcisi ve bağımsız bir gazeteci olarak şunu dememe izin verin. İsterseniz şaka olarak kabul edin ama biz çok değişik insanları ağırlıyoruz ve onların söylediklerine, yazdıklarına bakıyoruz. Adayların söylediği şey gerçek olsa seçmen sayısının %300-400 daha fazla oy kullanılması lazım. Konuyu tekrar izninizle Sarıgül'e getireceğim. Sarıgül %100 alacağım diyor ve üstelik bir de el yükseltiyor, Türkiye rekoru kıracağım diyor. Siz de konuşmalarınızda belli sınırlar içinde kalmaya gayret etseniz de biz AKP ve uzantılarıyla mücadele ediyoruz diyorsunuz. Doğru. Uzantı demek ki Sarıgül de bunun uzantısı. Artı bir de diyorsunuz ki yolsuzlukla suçladığınız izlenimi veren bir şey var. Bir takım vakıfların 1 TL'ye bazı yerleri devredilmesi, bir takım mülkün devredilmesi bir vakfa yine Sarıgül evet, yolsuzluk suçlamasıyla mı kendisine karşı çıkıyorsunuz? Yolsuzluk suçlaması söyleyemem. O benim yani hem yaşama bakışımı ifade etmez. Ben sadece şöyle söylüyorum bakın. Şişli'de
Evet, bugün Demokratik Sol Parti bir önceki seçimde, 24 Haziran seçimlerinde seçime alınmamış. Niye? Yeterliliği yok. Hangi güç, hangi nedenle Demokratik Sol Parti'yi şu anda neleri halletti de seçime sokuyor, seçime giriyor? Türkiye genelinde görecekler. Tarihinin en büyük yüz karalığını ve tarihinin en büyük bir böleni olan bu Demokratik Sol Parti, Ecevit'in partisi değil. Kere. Onu altını çizmek istiyorum. Burada da görecekler, Şişli'de de görecekler, tarihi bir yenilgi alacaklar. Çünkü Demokratik Sol Parti meselesi değil bu parti. Şey, bu mesele. Bu mesele gerçekten bu partiyi seçime sokanların genel anlamda hangi nedenle soktuklarından saklı zaten. Onu toplumun sağduyusuna, vicdanına bırakıyorum. Ama geri döndüğünüzde Şişli Türkiye'nin en zengin ilçesi olmasına rağmen Türkiye'nin şu anda en borçlu ilçelerinden biri belediyesi olarak. Çok enteresan. Evet. Sizin sözlerinizi naklediğim, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinden 400'ü bizde, evet, diyorsunuz. Aynen. Türkiye'nin bugün yani bütün yönetenlerine bakın, sermayesine de bakın, sanayisine, ticaretine, kültürüne, tiyatrosuna, sinemasına, edebiyatına bakın. Büyük oranda Şişli'deydi bunlar. Hı hı. Bunların bir kısmı şimdi bizim bir bölümümüz geçen seçimde Sarıyer'e aktarıldı. Maslak ve o çok katlı binalar. Oradan dolayı bir miktarı gitti. Ama hala Şişli bunların merkezi. Siz bu kadar önemli bir ilçede gece nüfusu 274 bin, gündüz nüfusu 3-4 milyon insan var burada yaşayan ve siz borçlusunuz. Kusura bakmasın kimse. Buna son 25 yıla damgasını vuran siyasi anlayıştır. Gülay Atıl'la başlayan Şişli'nin çehresi değişti. Yeşil alanımız kalmadı. Betona boğdular bizi. Betona boğdular. Oradaki yurttaşlarımıza kent rantından pay verseler anlarım. Bir tek yurttaşımız yararlanmamıştır. Ve orada mal mülk sahibi olan arkadaşlar, vatandaşlarımız uzaklaştırılmıştır. Bir avuç zengine, bir avuç zengin de demeyeyim, yanlış olur. Kendilerinin uygun gördükleri zengine peşkeş çektiler. Bu işte uzman olan birçok ya da bu işin bu alanda hizmet veren birçok iş adamı oradan iş dahi alamaz. Bizim iddiamız şudur. Bu söylediğiniz mal mülkle ilgili de iddiamız şudur. Şişli bu kadar borç batağındayken onun vatandaşlarından topladığı vergilerle aldığı malları, mülkleri siz ne nedenle olursa olsun kendinizin kurduğu bir vakfa bir liraya veremezsiniz. Biz de diyoruz ki bu vakıfa verilen malların hepsini geri alacağız. Çünkü zaten benim, dava açtınız ve mahkemelerin açma sonuçlandı. Ben açmadım Hayri Bey. Hayri Bey. Bu benim alanım değil. Bu benim işim de değil. Hayri Bey böyle bir işi başlattı. Biz de Hayri Bey bunu başlatana kadar biz bu kadar vakıf değildik. Evet, bir takım şeyler yapılıyordu ama çok toplumun önünde yapılmıyordu. Hayri Bey bunu dava konusuna getirince biz de Şişli'de yaşayan yurttaşlar olarak, partiyi bir tarafa bırakın, yurttaşlar olarak ben oraya vergi veren biriyim. Orada yaşıyorum. Gecem de orada, gündüzüm de orada geçiyor. O nedenle bu vakıfın üzerinde bulunan bütün malları yasal yollardan takip edeceğiz. Devredilen var mı şu anda? Devredilen bina, kazanılan şöyle, dava kazanılan var mı? Kazanılan dava var. Bilgi Üniversitesi'ne, Kuştepe'deki kampüsü, o da bizim malımızdır. O da 2 liraya Bilgi Üniversitesi'ne aktarılmıştı. Bunu kazandık. Arkadaşlarımız aynı zamanda bir 25 milyon Bilgi Üniversitesi'ne icimsil davası açtılar. Bugüne kadar hiçbir kira ödemediği için o kira davaları devam ediyor. Yargıtay'da yani şunu merak ediyorum açıkçası, ya böyle bir şey, bir dava bile sonuçlansa, bir mülk bile bu şekilde geri alsa, bu durum siyasi sonuçlar da vermez mi? Yani Sarıgül'ün adaylığını bir şekilde etkilemez mi? Vallahi onların tercihi. Ben etkiler etkilemez. Ben şimdi bu konuda ne Sarıgül adına ne de şey, ben Şişli'de yaşayan yurttaşlar adına bir şey konuşuyorum. Ben Şişli'de, hani o yüzden demin sordunuz ya, hı hı, adaylıkla ilgili. Ben Şişli'nin dışında bir yeri düşünmedim hayatımda. Peki. Şişli'ye odaklanmışım. Şişli'nin sorunlarını bilen bir, tamam, ve her yerde de söylüyorum. Diyorum ki bakın, sizin bildiğiniz klasik belediye başkanı olmayacağım. Ben sıra dışı bir belediye başkanı. Ne demek sıra dışı? Çok kullanıyorsunuz bunu. Sıra dışı bir belediye başkanı demek, öyle sabahleyin işine giden devlet memuru gibi günlük işleri yapan, akşam da evine dönen değil. Sokakta olacağım, halkın içinde olacağım.
belediyenin olanaklarına bir şeyler yapmayacağım ve kendi network'ümde bugüne kadar biriktirdiğim bütün bilgi birikimimi 25 mahallede yaşayan yurttaşlarımla paylaşacağım. Örnek aldığınız var mı birileri, bir belediye başkanı veya yöneticisi? Söyledim işte, yani Ahmet İsvan, Aytekin Kotil. Bugünkülerden var mı? Bugünkülerden de Eskişehir var. Murat Paşa var Antalya'da. Şimdi Bursa Belediye Başkanımız olan Nilüfer Belediye Başkanımız var. Ya yani Çanakkale var. Var, çok var. Yani örnek vereceğim onlarca Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarılı belediyeleri var. Ama bizim Şişli'nin konumu çok farklı. Şişli dediğim gibi Türkiye'nin en seçkin ilçelerinden biri. Herkes kendi ilçesini en seçkin sayabilir. Başkent olacak bir ilçedir. Bu kadar borç yükünün altında inim inlemesinin nedeni geçmiş dönemdeki yönetim anlayışıdır. Peki Muammer Bey, projelere gelelim. Evet. Onun sırasıyla ilgili bir şey düşünmedim ama aklıma şu an şey geldi. Bu oturduğumuz koltukta bir iki hafta önce Levent Üzümcü vardı. Hem sanatla ilgili, toplumla ilgili bir sürü şeyler konuştuk ama sizin ekibinizde olduğunu evet. da bahsetti, anlattı evet. ve Şişli ile ilgili, hatta komşu ilkelerle, şeylerle, sanatlarla evet. birlikte yapacağız. Kültürel şeylerle ilgili çok heyecanla bahsetti. Doğru. Kültürel konular sizin Doğru. için Doğru. ağırlıklı bir yer evet. mi alıyor? Şöyle kültürel söyleyeyim, projeler. Hakan Bey, bakın ben demin dedim ya, Şişli'de yaşayan biriyim. Ben yaşadığım yıllarda Şişli'de onlarca tiyatro vardı. En az ona yakın sinema vardı. Açık hava sineması vardı. Biz Fatma Girik'in zamanında Nişantaşı ve Teşvike bölgesinde birçok sokağı kapatmıştık. Orada edebiyat günleri yapıyorduk. Türkiye'nin yetiştirdiği, Şişli'de yaşamış, Şişli'nin dışında yaşamış onlarca kültür insanını getiriyorduk. Ve bu parklarda o zaman bir miktar daha iyiydi. Yeşil daha çoktu. Hı hı. Oralarda bütün yurttaşlarımızla söyleşiler yapıyorduk. Bugün bunların bir tanesi yok. Bir sanat parkımız var. İnanın ki işler acısı. Biz Levent'le şöyle bir konuda mutabığız. Bir kere Levent'te bir tiyatrocu, bir sanat dünyasının içinden bir arkadaşım. Sadece Levent değil. Bizim o camiada, ama Levent onun motorize gücü olacak. Onun organizasyonunu yapacak. Hayalimiz şudur. İnanın ki 5 yıl sonra Şişli İstanbul'un kültür başkenti olacak. O kadar şey. Kültürün, sanatın, edebiyatın her dalında mutlak ama mutlak bir sanat parkımız var. Adı Sanatçılar Parkı. O parkı biz kültür parkı. Edebiyatıyla, sanatıyla, tiyatrosuyla ne varsa hayatımıza girmiş olan bu alanda uzman, yetişmiş, ister caz müziği yapsın, ister heykeltıraş olsun, ister dünyanın herhangi bir yerindeki bu konuda çok ciddi topluma dokunan sanat dallarında bir şeyler. Bunların hepsini o parkta ağırlayacağız, Peki. söyleşiler yapacağız ve Türkiye'nin en önemli merkezi yapacağız kültürü açısından. Peki şimdi konuşmanızda birkaç defa park sözü geçti de ister istemez. Tabii projelere kısa kısa değinmek gerekecek herhalde. Park, yeşil alan açısından Şişli'nin durumu biraz içler acısı. İstanbul'un en kötü durumda olan yeşil alan açısından iki ilçeden biri. Bağcılar değil mi? İkinci biri Şişli. Bağcılar. Sonda, nasıl halledeceksiniz sonda. Bunu? Şimdi bu kolay bir şey değil. Çok itiraf edeyim. Şişli'yi ranta boğdular. O yüzden ben adayım. Rantla ilgili bir kimsenin malında mülkünde gözümüz yok. İstediği gibi insanlar, yani şu anda bu alanda çalışan çok ciddi işletmeler var, firma sahipleri var. Onları tenzih ederek söylüyorum. Hı hı. Buradan siyasi güç kullanarak rant elde edenlerle ilgili konuşuyorum. O nedenle Şişli'de şu anda 1 metrekare boş alan bırakmadılar. Hepsi butik. Hepsi ciddi paralar, ciddi rakamlar. O yüzden diyoruz ki, şimdi birinci yapacağımız iş şu. Bu park ve bahçeler mevcut olanların, olanlar da yeterli değil. Çok ciddi olarak oralar da betona boğulmuş. Bir kere bunları yeniden tanzim edeceğiz. Daha çok yeşili ortaya çıkaracağız. İki, bu yetmiyor. Bu alana gelen yurttaşlarımız, özellikle çocuk ve kadınlarımız güvenlikten dolayı çok sıkıntıları var. Yani size şu açıdan söyleyeyim, Şişli'nin en temel sorunlarından bir tanesi de bağımlılık, uyuşturucu. Bu parkların bir kısmında da bunlar kullanılıyor. Bunları emniyet müdürümüze görüştüm, kaymakamımızla görüştüm ve her yerde de söylüyorum. Bu benim hiç sorunum değil. Ben bir belediye başkanı yapacağı bir iş değil. Ama
bir tek çocuğumuzu uyuşturucudan, bağımlılıktan kurtarırsak ben bundan mutluluk duyarım. Emniyet müdürümüzün kapısında yatmam gerekiyorsa yatarım. Kaymakamımla ortak bir proje yapmam gerekiyorsa yaparım. Çünkü o da mülki amir, ben de burada belediyenin başkanıyım. Anladım. Bunların her birini yaptığınızda yeşil alan o zaman bir anlamı var. Ama bizim asıl Ekrem Bey'le biz çok ortak projelerimiz var. Bu projelerimizden biri de yeşille ilgilidir. Trafik konusu da yine Ekrem Bey'le birlikte ele alıyorsunuz. Söyleyeceğim. Hı. Bakın yeşille ilgili şu anda Şişli çok bitişik nizamla yapılmış apartmanların çok yoğun olduğu. Bunların iç bahçeleri metruk durumda. Şu anda kullanılmaz durumda. Apartmanlar da kullanmıyor. Biz bunun çalışmasını yaptık. Yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan elde etmemiz mümkün. Belki bir kısmını orada yaşayan yurttaşlarımız görecek ama karbonik dioksit ve oksijenle ilgili en azından bu yeşil alanı Şişli'ye kazandıracağız. Buradaki temel sıkıntı şudur. Komşularımız şöyle algılasın. Bunu Şişli Belediyesi'nin üstleneceği bir proje olarak düşünsünler. Biz yapacağız onlara. Onlara bir yük taşımadan, yük getirmeden biz yapacağız. Bir kademeli olarak toplamda 1,5 milyon metrekare yeşil alan kazandıracağız. Birkaç dakikamız kaldı aslında. Trafik konusu, dezavantajlı gruplarla ilgili epeyce bir şeyiniz var. Vardınız gençlerle ilgili. Şöyle söyleyeyim. Bir de otoparkla ilgili söyleyeyim. Buyurun. Hemen göreve gelir gelmez Şişli'nin 31 noktasında 10 bin araçlık otopark yapacağız. Yerleri belli. Bu otoparklarımız genellikle bir Şişli kartımız olacak. Şişli kart her belediye kart veriyor ama bizim kartımızda 5 ayrı fonksiyon olacak. Biri Şişli'de oturmanız bunu için bu kartı almanız için yeterli olacak. Şişli'de oturuyorsanız bu otoparklardan bu kartla yararlanacaksınız. Çok makul ölçüde. İki, biz böyle birileri gibi yoksul insanlara görkemli, şahşalı, davul zurnalı yardımlar yapmayacağız. Biz bunları tespit edeceğiz. Her mahalledeki yoksullarımıza belli bir ölçekte nakdi yardım yapacağız. Gıda bankacılığı kuracağız. Hemen gıda yardımları yapacağız. Tekstildir, kırtasiye yardımıdır okuyanlar için. En önemlisi de bizim çocuklarımız için çok önem veriyoruz. Kreşler yapacağız. Zaten Ekrem Bey'in de sözü var. Her mahalleye kreş yapacağım. Bizim 25 mahallemiz var. 9 kreşimiz var. Olmayan mahallelerden başlayarak kreşlerimizi yapacağız. Çocuklarımıza sağlıklı ve çağdaş bir eğitim vereceğiz. Kadını da en azından evin dışına çıkarıp onun sosyalleşmesini, onun üretime katılması için mahalle evlerimiz var. Enteresan şeyler söylüyorsunuz. Bunlar da iddialı amaçlar ama burada sadece iyi bir yönetim, iyi bir organizasyon değil, yatırımlardan bahsediyorsunuz. Parasal olarak oldukça iyi durumda olmanız lazım. Siz de dediniz ki bayağı borçluyuz. Şişli Belediyesi borçlu. İyi, bu borcu nasıl çözeceksiniz? Bir de bu borcun sorumlusu kim? Yani orada kim yönetimde? Son yıllarda kim yönetimde? Son yıllarda yöneten belli, bilinen arkadaşımız. Ve Şişli bugün onun kadroları tarafından yönetiliyor. Hayri İnönü'den bahsediyorsun. Hayri Bey değil. Hayri Bey maalesef çok şanssız bir dönem geçirdi. Gelir gelmez bir zabıta müdürümüz vuruldu. Bir teknik başkan yardımcımız makamımız da öldürüldü. Bunlar kolay şeyler değil. Travma yaratacak şeylerdir. Ama geçmişten belediyeyi yöneten kadrolar aynı kadrolar. Yani o kadrolar yönetti Şişli'yi. Bu Şişli yönetme anlayışları da bizimle ortaklaşan yönetim anlayışı değil. O yüzden biz daha çok toplumcu ve sosyal projeler öne getireceğiz. Daha çok bugünkü bir rakibinizi kastederek diyorsunuz. Bu evet, yani benim Sarıgül, benim yaşama rakibine. benim yaşama bakışım belli bir kesimin mutluluğuna yönelik değil. 274 bin yaşayan yurttaşımın tamamına yöneliktir. Evet. Bunların içerisinde AK Partililer de var, MHP'liler de var, CHP'liler de var. Şöyle bir sözüm var yurttaşlarıma. Sizin aracınızla tekrar edeyim. Ben 31'ine kadar Cumhuriyet Halk Partiliyim ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31'inden sonra da Cumhuriyet Halk Partiliyim. Cumhuriyet Halk Partisi adına ve İyi Parti adına ittifak partileri bir de bileşenler adına oy istiyorum. Ama 1 Nisan'dan itibaren yurttaşlarımın tümüne, komşularımın tümüne hiçbirini parti ayrımı yapmadan eşit hizmet götüreceğim. Çünkü onlar orada yaşıyorlar ve 5 yıl sonra diyecekler ki bize oy vermeyenler keşke bizim de çorbada tuzumuz olsaydı. Biz öyle bir yönetim anlayışıyla yöneteceğiz. Kadromuz, mutfağımız bu konuya hazır. Üretimlerimizin hepsi hazır. Bunları hayata geçirmek 1 Nisan'dan sonra. Borçlarla ilgili önemsediğim için söyleyeyim. Evet, çok kolay halledeceğimiz bir şey değil. Ama onları çözecek projelerimiz var. Büyük bir rakamdır ama altından kalkamayacağımız bir rakam değil.
Belki son soru olabilir zaman açısından. Şimdi iktidar son yıllarda özellikle bu kampanyada HDP korkutmacasını çok ustaca kullanıyor. Bir noktaya gelen adayları ya da partileri HDP'yi deyince ortadan kaçırıyor ya da zor duruma düşürüyor. Şimdi geçenlerde gazeteci olduğunu iddia eden birisiyle, ismini de hatırlamıyorum ve şartı değil, Ekrem Bey'in bir şeyi oldu, söyleşisi oldu. Orada biraz garip bir şekilde gördük nasıl bir gazetecilik yapılmaz konusunda, ama orada sizin de görüntüleriniz geçmiş. Ve bu demin siz dediniz ya, hani ittifak bir de bileşenler dediniz. Tabii. HDP'lilere sahip çıkma konusu nedir sizin açınızdan? Şöyle, yani bu korkulacak, ürkülecek bir şey, lafı çevirmek gereken bir şey mi? Hayır. Doğal bir sahip çıkılacak bir kitle hayır. midir? Nedir şeyiniz? Ben bir kere HDP ile ilgili çok açık net söyleyeyim. Kim ne söylerse söylesin. 6 milyon üzerinde oy almış. Türkiye'nin her yerinde Rize'den oy alıyor. Beyefendinin memleketi. Eşsiz bu parti, yasal bir parti. Şişli'de de ben bana oy veren yurttaşlarımı tasnif etmiyorum. Bunlar AKP'li, AK Partili, bunlar MHP'li, bunlar HDP'li. Ben bütün yurttaşlarımdan oy, biraz önce de söyledim. Evet. Ben AK Parti'den de oy alacağım. Ne yapalım şimdi? Yok mu sayalım AK Parti'yi? Türkiye'nin partisi. Bizimle ilgili değil. Eğer hükümet, eğer bunu yönetenler, eğer bu dili kullananlar gitsinler HDP'yi kapatsınlar o zaman. O kadar insanın oyunu alan bir yasal partidir. Siz beğenmeyebilirsiniz. Kapatılırsa herhalde önemli bir propaganda malzemesi elden siz, kaçmış olacak. Siz hayır efendim, siz HDP'lileri ya da CHP'lileri ya da işte bizim genel başkanımıza bir tanesi çıkıyor diyor ki idam edilmez. Bunu asmak lazım. Evet. Şimdi bu kafa nerede olursa olsun aynı kafa. Yani 10 yıl önce Yahudi cemaatinin bulundukları inanç merkezlerini bombalayanlarla 3 gün önce dünyanın öbür ucunda Müslümanların camisini bombalayanlar arasında hiçbir fark olmadığı gibi burada da birilerini ötekileştiren anlayışın arasında hiçbir fark yok. Orada şunu söyleyeyim. Ben bir düğüne gitmişim. Bir düğünde yani o da işin garip tarafı. Ben siz beni davet ettiniz, geldim. Burada da bir bizim ikimizin de onaylamayacağı bir olay oldu. Ne yapalım? Yani dövecek miyiz insanları? Benim hayat felsefeme aykırı bir şeydir. Burada hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğim. Herkes şunu bilsin. 31 Mart akşamı ipi biz göğüsleyeceğiz. Cumhuriyet Halk Parti'nin adayı Muammer Keskin göğüsleyecek. Ama bizim bileşenlerimiz dışında kalan, bize oy vermeyen yurttaşlarımız da diyecekler ki Şişli'de gerçekten demokratik, gerçekten özgür, gerçekten şeffaf, açık bir yönetimle bir yönetim geldi. Ben onun başıyım. Orkestra şefiyim. O kadar. Peki Muammer Bey. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Muammer Keskin'di CHP'nin Şişli adayı. Bugünkü konuğumuz. Hem kendi bazı düşüncelerinden, yaşamının bir kesitinden, belediye başkanlığına hazırlanmasından ve fikirlerinden bahsetti. Hem de orada hem Sarıgül'ü değerlendirdik, hem bir takım HDP'ye kadar uzanan çeşitli siyasi konularda görüşlerini aldı. Projelerinden kısa başlıklar olarak da bahsetti. Bugünkü söyleşimiz bu kadar. Yeni söyleşiler ve yeni konuklarla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.